Sevgili arkadaşlar, size don yağlı katmer tarifi veriyorum. Gerçekten harika oldu. Yani ne bileyim ben canlarım, size şöyle bu paranda bir katını gösterin. Görüyorsunuz mu? Elim görünüyor bak. Böyle olur mu? Bu katmer. Vallahi gerçekten pul 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 da kat kat dağıldı canlarım, iyi bakın. Bir tanelerim siz dedin yenge canlarım. Bu kızaran üst şeyi. Lütfen sonunacak izleyin canlarım. Bunu hemen ağzına sok. Börek. Ne olursunuz canlarım yapın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yazdığınız için Allah razı olsun. Yorumlarınızı çok seviyorum. Çok beğeniyorum canlarım. Lütfen bu tarifimi yapın. Yiyin, yorumlarınızı bekliyorum. Sonunacak lütfen izleyin canım. Ben konuşup duruyorum galiba. Nasıl oluyor? Nasıl güzel oluyor? Vallahi bunlar o kadar yük açtım ki canım. Senit de yapışıp kalacak da Amerikan. Bak şu merak. Dur bük çıtır çıtır ye. Yumuşacık. Açık sonra yumuşacık olur. Katlarını gösterdim bir tanem. Bir bak şuna. Benim canım da çok sever bunu. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz balkonuma. Bugün size katmer yapıyorum. 8 bardak unum var. 3,5 bardak su, bir tepeleme tatlı kaşığı tuz. Arkadaşlar bu bildiğiniz katmer değil galiba. Katmerim çok güzel olacak. Lütfen sonunacak izleyin. Yapalım. Don yağlı çok muhteşem bir katmer. Allah izin verirse yapacağız. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Allah'ım iyilik sağlık versin. Yoğurmaya başlayayım hem de konuşalım. Arkadaşlar bugün katmer yapıyorum. Çocuklar ölse de birkaç gün etmedi mi? Çok seviyoruz. Ne diyeyim? Siz de yapın yiyin. Gerçekten harika oluyor bu. Arkadaşlar suyumu 3,5 bardak koydum. Biraz daha ekledim. İşte 4 bardaktan hemen acıcık eksik diyelim. Yine azar azar dökebilirsiniz suyunuzu. Onu yumuşak bir kıvamda yapacaksınız. O yüzden suyuna dikkat edin. Kat oldu mu iyi olmaz. Çok cıvık da aşmada zorlanırsınız. İlk defa yapanlar zilli. Onu yapamaz. Yumuşak bir hamur bir öne güzelce yoğurdumu açılır. Arkadaşlar hamurunu güzel yoğurdu mu? Katmerin de çok güzel olur. Böyle şuna bak. Misal lastikleşiyor derler. Yoğurdukça hamur böyle özlüce olur. Böyle yoğuracaksınız. Benim yaptığım gibi. Hemen bunu böyle verin ayrı garıp uğralayıp açarsın. Tabii ki iyice yoğurma gibi olmaz. Don yağlı harika bir katmer olacak. Allah izin verirse inşallah yapacağım. Hadi hanımla hep beraber yapalım.
Ninele oturup durmayın. Torunlar 15 tatile girdi. Yapın yedirin torunlara. Oğlunuza, kızınıza. Arkadaşlar benim için de çok iyi oldu. Ben az az ediyorum. Tek elimle yuvuruyorum. Ben önden çok ederdim. Ya soğuk evi beklemeden ise derdim. Yapın. 15 tane buzluğa koyuyordum. Yiyorduk. Orada çıkarıp çıkarıp ısıtıp yiyordum. Çok seviyorduk çünkü. Şimdi böyle az az yediveriyorum. Elimi bir sıyırın. Ay gaz böyle pişireli. Ay gazda çok güzel oluyor. Sadece alıncık daha da güzel oluyor. Öteğini dıganlığa da ufak oluyor. O da uğraştırıyor. Tabi insan sıkılıyor. Geç pişiriyor. Hem geç pişiriyor saç. Bunda hemen açıyor. Atıyorsun ki öbür gün açamadan bunu pişiriyorsun. Çünkü onu açan derken onu dursun yakıyor. Çabuk pişiriyor. Dıganda ben hem pişiriyordum. Arada güneştiriyordum. Hem açıyordum misal. Öyle olmuyor canım. Bu çabuk pişiriveriyor. Ondan sonra açıyorsun. Ay gazını kısıp açmaya başlıyor. Elimi sıyırın günah. Hamurlarıma bomaya. Hamurumuz çok güzel oldu arkadaşlar. Yumaklağımızı dökelim. Biraz dinlendirip haşhaşlamaya geçeceğiz. Bakalım kaç tane çıkacak Ali bu sefer gafler. Her şeyde farklı çıkarıyor. Büyük mü olacak, küçük mü olacak? 8 bardaktan kaç gafler çıkaracağız? Şöyle böleyim bir. 8 tane. 8 tane yapam değil mi? Hı-hı. 8 ayarlayıverin o zaman. Anam 8 dedi ya, 7 çıkacak bu gidişine. 7 7 biri 7 bu. Bir şeyine bakın da vallahi oğlum lan. 8 7 ay 7 değil lan şey ama. İkisini sen yedin. Dur lan oğlum. Aman oğlum ben az yiyen galim. Ben kahvaltı da ettim, sen etmedin. Birer tane yesiz. Biz kaç kişiyiz? 7 tane. 6 kişiyiz. Bir tane fazla. Zaten bir tane yiyen oluyor da yiyemeyen de oluyor. Aman canlarım ben buna 6-7 tane edivereyim. 4-5-6-7 tane yapalım. Onun arkadaşlar 7 tane yaptım. 8 bardak undan 7 tane katmer. Ya küçük küçük olmasın zilla diyelim. Saçım da büyük büyük ya. Güzel olacak.
Arkadaşlar biraz bunları 15-20 dakika kadar dinlendireceğim. Ondan sonra haşkeşlemeye başlayacağız canlarım. Bunlar biraz dinlensin. Ben de haşhaşımı falan ayarlayan, size gösteren ne kattığımı. Ondan sonra haşkeşlemeye başlarız. Canlarım, 2 yemek kaşığı haşhaş kodum, 1 yemek kaşığı kuyruk yağı, 1 bardak yağ, bunu şöyle dökün. Bunu bir karıştırın, şu haşhaşlı yerini de alıverin. Kuyruk yağı erpik oluyor arkadaşlar. Bunları bilen bilir. Ama hiç tanımayanlar anlamaz. Bak elimle karıştırıverdim hiç ısıtmadan. Ama hayvanın iç yağları sert olur. Onu ısıtırsın. O donar, bayağı donar. Çok güzel katmeri olur. Elimi sıyırın. Haşkeşlemeye başlayalım. Başlayalım bakalım. Allah izin verirse açalım. Kışın 2 ayı geçti. Kış olmadı biraz. Kış olmadı oğlum. Ya. Millet Antalya'ya gidiyor. Galiba Afyon'da ora gibi oldu. Antalya oldu de. Ali ben çocukken ne kış oldu? Bizim o özü biliyorum ya, o öz... Doluyor mu? O öz var ya, donardı. İkindine doğru öğlen geçerek buzlar erirdi. Karlar erirdi. Onların suyu bir akardı. Aman oğlum, laylon ayakkabıyı giydim, anan bir seyirdirdi. Vallahi buzda kayardık. Sen beni bir görseydin. Bayağı şöyle... Kırılmaz mıydı bu? Sabahın işte öğlenecek iyi olurdu. Öğlenden sonra erirdi. Sabahın koşardık galiba şeye. Böyle bir sürü çocuk olurdu. Hepimiz de kayardık. Laylon ayakkabılar çok güzel kaydırırdı. Anam ne günlerdi ya onlar. Allah'ım şimdi kış mı oluyor? Olmuyor. Her şey değişip gidiyor. Değiştiriyorlar mı? Değişiyor mu? Onu da anlamıyorsun ya. Niye şimdi böyle oldu? Güzel Allah'ım. Eski kışımızı ve eski yazımızı ve yaz da gerçekten yaz olurdu. Kış da kış olurdu. Arkadaşlar başladık katmerlerimizi kesmeye. Şimdiki gençler yapmıyor. Pizza söylüyor. Benim torun diyor anne bir pizza söyle kızım. Ben ediyorum o gibi mi? Ama o istediği zaman yemek istiyor. Hemen hemen her öbür. Pizza hemen hazır bir şey. Çok güzel olur. Arkadaşlar yapın. Bunun pişince kokusunu bir duyabilseniz inşallah. Harika olur. Biraz un edelim dibine.
Anne şu haş keşimi de şu tarafına koysam herhalde dökmeyeceğim. Dökülmeyecek. Dökülmeyecek gibi duruyor. Şeyim ufak ya. Sen de şurada dur. Burada yaparken arkadaşlar ben sanki bahçede yapmış gibiyim. Ben yoldan geçenlere bakarak. Mutfakta haş keşlemeyin dedim. Burada haş keşleyin. Arabalar geçer. Karşım cami. Polis karakolu. Sağlık ocağı. Hemen bu yanı karşımız pazar. Böyle baka baka burada yapıyorum. Pişirmeye girivereceksin mutfağa. Bunu börek gibi sündürüyorsun arkadaşlar. On iki mi oluyor? Sen say bakalım be. Şimdi şunu da koyduktan sonra ne oluyor? Bu dördüncü. Dördüncü. Şöyle bakalım. Şimdi bir şurada dört kat vadi. Dört. Dört daha koyduk. Sekiz. Bir dört daha koyduk. 12. Bir dört daha koydu mu? 16. Ben sayarım arkadaşlar da yavaş yavaş sayarım. O yüzden benim okumuşluğum sonra olduğu için bu kadar işimi yine görüyorum. Kendi şeyimi sonradan öğrenen bu kadar olur. Ya anneme daha ben kırgınım. Okutmadık için. Ya ne diyen gali? Arkadaşlar hep biz bu katmeri yaparken böyle bir kişi çevirir, bir kişi böyle yapar. Böyle bir kişi de yapar, haş keşle döner, açar hemen. Ondan sonra onu verir bir tane daha. Önün ellerin batıyor böyle. Ben de şimdi tek başım olduğum için hepsini haş keşliyorum. Pişirmeye öne devam ediyorum. Haş keşle birlikte unla yapışır eline. Biz köylü çocuğuyuz. Biz bunlarla büyüdük. Ama eski tatlar yok. Canlarım yok. Bunlar türüm türüm tüter dedi. Evet kokuyor güzel. Ama eski kiki şeyler yok. Nerede kaldı bilmiyorum. Böyle elimle serpmeyi daha çok severim. Elim değecek. Elin değmedi mi olmaz. Dinlenince bu da çok güzel oluyor. Hani börekler, bükmeler nasıl dinlendiriyorsun? Açarken böyle söndürürken harika oluyor canlarım.
İki tane kaldı, bunu da açalım. Arkadaşlar ben bunu çeviriyorum ya, kestiğim için şu kat altta kalıveriyor. O yüzden böyle yapıyorum. O da gidiyor böyle yaptığımda. Beraber uzuyorlar. Ön etmezsem şuralara da kalıveriyor hemen küçücük canı. Şimdi güzel oldu. Şeyi de açalım. Arkadaşlar, saçımın altında bir şey yok. Bunu yakıyorum. Altta şunu yakıyorum. O ikinci ocağımı bayağı kısıyorum. Sonuçta bura pişiriyor, orada kızıyor. O yanına vardığında yapışmıyor. Bu tuğlamı da bu yanına doğru düşüvermesin diye koyuyorum. Şimdi yaktım ocağımı, hemen açalım, pişirelim. Böyle yıkadıyorum. Saca vardığında bayağı kabarıyorlar. Isınmış. Isındı. Sen bana şu çevireceğimi bir şeye ben attıktan sonra ver bakalım. Hadi gömüne doğru asıl gelir. Bak arkadaşlar, bayağı daha büyük bile yapabilirsin. Ama yani bu da gayet güzel. Büyük de. Arkadaşlar bunu pişiriyorum. İndirdikten sonra açıyorum ikinciyi. Saç o kadar çabuk pişiriyor ki. Gerçekten çok güzel. Duran ağır ağır pişiriyor. Aygaz'ın bu yandığıyla yani gayet güzel pişiriyor. Arkadaşlar bu sefer bu kadar ben yağ haşhaş attım. Bakalım fark ne olacak. Böyle yapmamı takipçimin biri önerdiydi. Yaparsan çok güzel oluyor, dene dediydi. Ben de deniyorum. Canlarım çok güzel oldu, pişti. İndiriyor. İndirirken de düşürüyordum. Hemen ikinciyi açalım.
Bak hemen kalıverdi şuradaki şeyde. Altta. Bu büyük deli dönüyor ya. Deli döndü mü iyi olmuyor. O yüzden güçlüğüne açıyorum. Vallahi güçlük iyiymiş. Arkadaşlar deli döndü mü eziyet ediyor okları. Bir bulamadım. Şu iyi minik de. Bunun aç canlısı var. O deli döndü mü takır 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 ediveriyor hemen. Arkadaşlar böyle çevirip duracaksın. Bura yanıyor mesela şu tarafı şey. Böyle çevire çevire her tarafı bir kızarıyor. Pişirmesi de çok önemlidir. Hamurunu yoğurdun ama dek pişiremedi mi bir tarafı kızarı bir tarafı çiğ kalır. Canlarım onlara dikkat. Bakın her tarafı bir. Şimdi kabarı fısır fısır. Keşke dibine yeni veriyor. Yeni ben karıştırıyor. Yağlama da bululuyu çok seviyorum. Bu güzel yağlıyor. Arkadaşlar yağına da biraz haşkeş kattım. Takipçim söylediydi. Yani güzel oluyormuş canım. Sağ ol, teşekkür ederim. İnanın börek gibi oldu bak. Gerçekten yapın. Yorumlarınızı bekliyorum. Biraz don yağı. Biraz haşiş. Oldu bir katmer. Canlarım ben çok yağlı sevmediğim için bir kere yağlıyorum. Bunu iki kere yağlayanlar doluyor. Ama bir kere bence şey ikinci yerken yani eziyet ediyor yağlı yağlı. Arkadaşlar bunun yağını haşhaşını gösterin. Bayağı bir cıvık oluyor böyle. Bunu böyle ettim ilk defa ediyorum. Yağına ne derdim? Yaparsınız. Güzel oldu. Siz de yapın.
kim görsen derdi. Sen ne ettiydin hadi? Şuan kapatayım, sarılır şimdi. Kapatayım geri. Dur. Dursun da, fark etsin. Sevgili arkadaşlar, gerçekten çok farklı oluyor. Don yağıyla, koyunun kuyruk yağıyla lütfen yapın yiyin. Harika oluyor. Vallahi börek gibi diyorlar ya. Börek gibi diyen canlarım. Bandırıp da sürmedense böyle çalıveren dedim bu son katmerede. Ora burası attırdı ya, attırsın bakalım. Kolay değil yemek canlarım. Batırıyoruz, yiyoruz. Ay ters yüzü de daha güzelim ben diyor. Sevgili canlarım, yeni abonelerim. Hoş geldiniz. Hepiniz de hoş geldiniz mutfağıma. Abone olmayıp izleyenler lütfen canlarım abone olursanız çok sevindirirsiniz Akkız ninenize. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun canlarım. Hoşça kalın. İnanın börek gibi canlarım bak. İnşallah görürsünüzdür siz de. Şunun güzelliğine bakın. Oy, döküldü, döküldü. Saçta kaldı katmerim canlarım.